Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Sevgili Mete Andemir'le birlikteyiz. Sevgili Mete Andemir, iyi haftalar. İyi haftalar Barış, herkese, sana da selamlar, sevgiler. Selamlar, sağlıklı bir hafta olsun. İyi haberler alacağımız bir İnşallah. Hafta olsun. Şehitlerimize tekrar rahmetle ve saygıyla analım. Evet, en son onu konuşmuştuk. Sıcağı sıcağına şehitlerimize yandık. Tüm Türkiye büyük üzüntü yaşadı elbette. Bir kez daha rahmetle analım. Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Barış, bir şey anlatabilir miyim? Gündem dışı, çok affına sığınarak ama hep gündemimiz, aslında gündem dışı değil. Bizim hep gündemimiz, yani bugün konuşacağımız konu haricinde diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, biliyorsun rahmetli kazada şehit olan kor generalimiz Osman Erbaş'ın amcasının oğluydu. Geçen akşam Ahmet Erbaş'la başsağlığı için, taziye için görüştüm. Bana dedi ki, Metehan Bey dedi, sizle dedi bir şey paylaşmak istiyorum. Çok çok duygulandım. Bunu da değerli izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Dedi ki, paşamızla dedi, rahmetli olmadan 2-3 gün önce dedi konuştum dedi. Laf da nereden geldi? Bana dedi, herkes paşamızın evinin nerede olduğunu, paşamızın evi yoktu. Çünkü kendisi emekli olmadan en büyük hayalinin bir ev almak olduğunu ve emekli olduktan sonra da belki de bu Ağustos'ta elde emekli olursa oraya yerleşmek olduğunu, o nedenle parasını denkleştirmeye çalıştığını söylemişti. Çok önemli, biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani bir kor general, bir kahraman, vatan evladı. Amcasının oğluna söylediği sözler. Herkes onun evini sorarken evi yok. Ve kendisine ev almak için emekli ikramiyesi de belirtilip bir ev alabilmenin mümkün olduğunu anlatan bir kor generalden bahsediyoruz. Nur içinde yatsın, milletimizin başı sağ olsun, diğer tüm şehitlerimizle birlikte. Bu önemli paylaşmayı bir borç bildim. Çünkü bana bunu bizzat dediğim gibi MHP Kütahya Milletvekili olan Ahmet Erbaş, yani kendisinin amcasının oğlu olan paşamızın bir kişiden duydum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki acımız, acıları çok büyük. Başı sağ olsun milletimiz. Bir kez daha rahmet dileyelim. Peki, bugün aslında konuşulan bir başlığı konuşacağız, biz de değerlendireceğiz. Biden'ın telefon meselesi. Ne yaptı işte, seçildi, yaklaşık herhalde 2 aya yaklaşıyor. 20 Ocak sonrasında malum ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da diğer ülkelerde olduğu gibi seçimi kazanan başkan ya da başbakan o ülkenin sistemine göre diğer ülke liderleriyle telefon görüşmelerinde bulunur. İşte tebrikler alınır, karşılıklı iyi niyetler belirtilir. Bu bir klasiktir, hep yapılır. Daha önce de gördük. Şimdi işte Biden geldi, o telefonları etmeye başladı bir taraftan. Pek çok liderle görüştü. Ancak henüz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'yla bir görüşme olmadı. Son olarak bu soruldu Beyaz Saray sözcüsüne. O da dedi ki Biden bir noktada Erdoğan'la görüşecektir. Hatta bununla ilgili bu meşhur Amerikan Merkezi Foreign Policy dergisinde de bir değerlendirme yazısı çıktı. Uzun uzun orada da anlatıyor bu telefon meselesini. Şimdi bu siz de bir yazı hazırlığındasınız. Bununla ilgili bir çalışmanız var. Nedir bu telefon, çalmayan telefonla ilgili şu anda detaylar, ayrıntılar, beklentiler neler? Sevgili Barış, şimdi uluslararası ilişkilerde bir lider göreve geldiği zaman, bir hükümet başkanı ya da bir devlet başkanı, ittifak içinde olduğu, ilişki içinde olduğu ülkelerden hem gelen tepkilere kendisine hizmet vermek hem de telefonla önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz, birlikte neleri gerçekleştirebiliriz, bir yol haritasını nasıl çözeriz, aramızda sorunlar varsa bunlara nasıl çözüm yolları buluruz diye bir telefon görüşmesi trafiği gerçekleşir. Bir dönüş telefonudur bu. Evet. Aynı zamanda bu her lider için de geçerli. Sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için değil. Göreve geldiğinde kendisini arayanlara dönelim der. Şimdi artık Mart'ın bugün ayın 8'i olmuş. 20 Ocak'ta iş başına gelen Joe Biden yönetimi. Yani Türkiye'de bu telefon içinde yanıp tutuşmuyor bu arada, onu da söyleyeyim. Tabii ya. Tabii. Bak, nezaketen eğer ilişkiler belli bir seviyeye gelindiyse nezaketen dönülmesi gereken bir tebrik mesajına cevap verilmesi gereken bir süreçse 8 Mart olduğuna göre, 20 Ocak'ta iş başına geldiğine göre bayağı bir süre artık geçmiş, neredeyse 2 aya doğru gidiyor. Hatta Joe Biden yönetiminde ikinci tur telefonlarının yapıldığını bile biliniyor. Bu evet Türkiye'ye karşı soğuk, tatsız sinyallerinde bir göstergesi. Diğer bazı parametrelerde de işler iyi gitmiyor. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Antony Blinken sözde müttefik ifadesini kullandı.
S-400'lerle ilgili tehditvari açıklamalar Amerika'nın çeşitli yönetim kademelerinden gelmeye başladı. O nedenle ben bu açıdan ortada bir sıkıntının olduğunu görüyorum. Evet. Ne oldu ama? Anthony Blinken, Amerika'nın Dışişleri Bakanı, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla, Dışişleri Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında Savunma Bakanları arasında bir telefon gerçekleşecekti. O da vuku bulmadı. Ama bana kalırsa benim Ankara'da aldığım sinyaller bu işin normalde Şubat sonuna kadar olması gerektiği yönündeydi. Bu konuda kuvvetli işaretler vardı. Olmadı. Şimdi son değerli izleyeceğimize işte taze bilgi verilmek için sormuştum durum nedir ne değildir diye. Dediler ki Mart'ın ilk haftası ya da ikinci haftası içinde bu görüşme gerçekleşecek, bu dönüş olacak. Ama bu tabii sevgili Barış telefon geldi, dertler bitti. Değil, sorunlar çözüm anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bu telefonu önümüzdeki günlerde en geç bir hafta onun içinde göreceğiz. Joe Biden'dan telefon Ankara'ya gelecek. Ama dediğim gibi ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de başkaları yanıp tutuşmuyor bu telefon gelmezse yaşayamayacaklarını. Nezaketsizlik anlamında bir rahatsızlık var o kadar. Bunun ötesinde ama şunu özellikle belirtmek gerekir ki sonrasında bu telefon sonrasında mevcut sorunlar olanca sıcaklığıyla devam edecek. Özellikle S-400 konusunda tırmanan bir tansiyon var. S-400'ü Amerika topraklardan kesinlikle çıkarın diyor Türkiye'ye. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Türkiye gelin komisyonlar kuralım işte tatbikatlar çerçevesinde değerlendirelim. Bir şeyler konuşuyoruz karşılıklı. Ama bunlar ısrarla katta yaptırımlarına göre Türk toprağını S-400'lerin terk etmesi, Rus yetkilerinde bir an evvel buralardan ayrılması gerekir şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Böyle eğer bir karar Türkiye alırsa bir daha dış politikada aldığınız hiçbir karar, attığınız hiçbir adım dikiş tutmaz. Baskıyı her yerden sadece Amerika'dan değil, Türkler böyle deyince bak geri adım atıyorlarmış derler. Fransız, Rus, kim gitse bu konuda bastırır. Ben yani o krizden bir şekilde bir patlama noktası var. Nasıl bir çözüm olacak, bir mucize mi olacak? Ben Türkiye'de bunun cevabını kimsenin bildiğini sanmıyorum. Amerika'da da kimse bilmiyor. Bekleyip göreceğiz. Onun haricinde de tabii ki PYD, YPG'ye Suriye'de silah verilmesi, işte Doğu Akdeniz'e Yunanlarla çok rahatsız edici şekilde Ege'de yakınlaşma, artık beraber üst kurmalara kadar giden işler, Rumlara yakınlaşmalar, işte bu Irak meselesinde hareketlilikler. Yani birçok konuda Türkiye rahatsızlık hissediyor. Bunlar Amerika ile FETÖ'yle mücadele, Halkbank davası. Bunların her biri çok büyük başlıklar. Bunları yaşayıp göreceğiz ama en büyük yaklaşan tehlikenin S-400 konusunda bir krizin patlama noktası olacağını düşünüyorum. Çünkü basıncın yavaş yavaş S-400 meselesinde arttığını hep birlikte görüyoruz. Bir yerde bir şey olacak. Şimdi o verdiğiniz bilgi önemli. Bu hafta içerisinde yani işte Mart'ın yani ikinci kısmına geçmiş oluyoruz. Herhalde o telefon gelecektir. Tabii şey vurgunuz da önemli. Yani tamam telefon geldi, tekrar yakınlaştık. İşte Biden şu ana kadar gördüğümüz o sinyallerini aldığımız Türkiye'ye dönük politikalarından vazgeçti falan anlamına gelmiyor elbette bu. Ama şunu soracağım. Yani S-400 ile ilgili bir takım şeyler konuşuldu. Hatta Sayın Bakan'ın açıklamaları oldu Hulusi Akar'ın. Sonra o açıklamayla ilgili pek çok tartışma çıkınca düzeltme de geldi ona. Girit modeli konusunda tam olarak öyle anlatılmadı, çarpıtıldığı ifade edildi. Bir çıkış noktası olacak elbette bir yerde ama yani hani sizin Ankara'da duyduğunuz konuşulanlardan çıkardığınız bu S-400 meselesiyle ilgili Türkiye'nin geri adım atmayacağı çok açık yani bu kararlılık vurgusu devam ediyor. Ama nasıl bir çözüm olabilir bununla ilgili? Barış'ım ben televizyonlarda sayısız senaryo geliştirildiğini yayınlarda görüyorum. Yani Türkiye'nin iki tane temel soruyla başlayalım. Değerli izleyicilerimize soralım. Bir, Türkiye Rusya'dan haklı ve doğru gerekçelerle, teknik gerekçesi de içinde doldurulacak şekilde S-400 alma kararında haklı mıydı? Haklıydı. Evet. Daha önce Patriot alma için girişimde bulundu ve bu konuda beklentileri Amerika tarafından karşılandı mı? Hayır. Evet. Ve bunu Amerika'ya söyledi. Ben dedi hani Fransa ve İtalya ile ayrı bizim füze projemiz var, işte milli projemiz var. Onun haricinde ben dedi ki acil ihtiyaç kapsamında direkt alım yapmak zorundayım. Bak sen veriyor musun, vermiyor musun dedi mi? Dedi. Aldı mı? Alamadı. Rusya ile görüşmeler sonucunda daha uygun fiyatta, daha fayda fiyat anlamında, teknolojik ve taktik kabiliyete daha çok karşılayacak anlamda S-400 füzesi aldı. Gizli saklı yapmadı. Ama bundan sonra Amerika harekete geçti. Şimdi katsa yaptırımları var. 12 maddenin 5'i uygulandı. Onlar nispeten daha maddelerdi. Yaptırım Türkiye'ye.
Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yasası oluyor bu. Yani Amerika'nın hasımlarından silah, milah hiçbir şey almayacaksın. Ha bu arada unutmayın. Onu da söyleyeyim de Amerika Almanya'ya Rusya'dan gaz alamazsın dedi. Bak ben sana söyleyeyim. Hindistan'a S-400 sen de alamazsın. Suudi Arabistan'a sen de alamazsın. Bahreyn, herkese dedi. Herkesin her şeyini engellemiş. Almanların gazını yasaklamaya kalktı. Almanlar bir saniye ya dedi. Ne yapıyorsun? Yani bu şartlar altında aslında bu yeni karşımıza sadece bize özel gelmiş bir şey değil. O açıdan Türkiye'nin sağlam durması lazım. İlk ve yetkin örnek olma anlamında da tüm dünyaya bakın. İlk durduk kazandık ne dönemde. Bu kriz nasıl çözülür? Türkiye vazgeçtim hadi ben gönderiyorum demekle. Böyle bir şey olamaz. Evet. O nedenle Amerika'nın da yasasına göre Türk şeyi bile kabul etmiyorlar. Yani girip merip tamam. Sayın Bakan açıklamalar daha sonra düzeltildi Sayın İbrahim Kalın tarafından. Öyle yanlış anlaşıldı diye ama girip modelini bile adam kabul etmiyor. Adam diyor ki toprağından çıkaracak. Türkiye bunu yapar mı sence? İşte asıl soru. Yapmaz. Amerika'nın da yasasında adam da diyor yapmazsan bu iş o zaman kopar diyor. Yeni bir yasa yaptırım tasarısı daha gelir diyor. O nedenle burası kilitlendi. Bunun çözümünü ben bilmiyorum. Sadece olası senaryoları sayıyorum. Yaptırımlar artabilir. Amerika ile kriz daha da derinleşebilir. Ancak Amerika'dan ben bir heyetin gelmesini bekliyorum bu Mart ayı içinde. Çünkü duymuştuk. Ondan sonra bu nasıl olur bilmiyorum. Zamana yayılarak iki tarafta yokmuş gibi hareket edebilir. Zamana yaymak akla yakın ara çözüm gibi görülüyor. Yani hep altını çiziyoruz işte deve dişi gibi konular, deve dişi gibi konular. Gerçekten öyle. İşte Halkbank var, PYD, YPG'ye Suriye'de verilen destek var, FETÖ'yle mücadele var. İran meselesi var, Suriye uzantıları var, Doğu Akdeniz var, Ege'de Yunanistan'da yakınlaşma var, Libya yavaş yavaş girerler. Var oğlu var. Sadece S-400 meselesi de değil. Bunların her biri ayrı sorun, birbiriyle bağlantılı gibi dediğim gibi görünse de birbirinden bağımsız yaşayan ciddi sorunlar. Yani bunların çözümü konusunda da üretilmiş bir nokta yok. Türkiye diyor ki gönderme kardeşim Suriye'ye bu PYD-YPG'ye silah diyor. Tırlar devam ediyor gelmeye. Bu arada Ruslara basıyorsun, Ruslar rahat durmuyor. O rahat durmuyor. Yani aslında bölge o kadar bir cadı kazanı haline gelmeye başladı ki ben S-400 meselesiyle birlikte diğer konularla ilgili de zamanın çözümü beraberinde getireceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle net bir tablonun olacağını göremiyorum. Görenler varsa da bu konuda yardımlarına müteşekkir oluruz. Ama şu an Ankara'da bunu net olarak bu böyle olacak, bir ay sonra bu olacak, bir hafta sonra bu olacak diyebilecek kişinin ne burada, ne Washington'da, ne de NATO'da, ne de ya da herhangi bir dünyanın bir yerinde stratejist olarak sanmıyorum olduğunu. Peki ağzınıza sağlık. Değerlendirmeniz için teşekkürler. Bakalım telefon gelecek. Sonra neler olacak? Yine konuşuruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi haftalar dileyim size. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler sizlere de bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.